Bismillahirrahmanirrahim. Ve nü'minu bil levh vel kalem. Ve cemii ma fihi kad rukim. Felev iştema'l halku kulluhum ala şeyin ketebehullahu ta'ala fihi ennehu kainun liyeci'aluhu gayri kain lem yakdiru aleyh. Velev iştema'u kulluhum ala şeyin lem yektubhullahu ta'ala fihi liyeci'aluhu kaina lem yakdiru aleyh. Ceffel kalem bima huve kainun ila yevmil kıyameh. Ve ma ahtal abdu lem yekun yusibahu. Ve ma asabahu lem yekun yuhsiahu. Ve nü'minu biz iman ederiz. Bil levhi levhi mehfuza. Vel kalemi kaleme. Cenab-ı Hakk'tan Hazretleri levhi halketti. Kalemi de halketti. Ondan sonra kalemi emretti. Yaz. Kalem yazdı. Levh-i mehfuzda yazdı. Ona levh-i mehfuz diyoruz. Bel ve Kur'an-ı Mecid'in fi levh-i mehfuz. Levh-i mehfuz. Evvela halk edilen nedir? Bunda ulemanın ihtilafı var. Arş mı? Kalem mi? Bazı hadisi şerifede evvel ma halakallahul kalem. Bazı hadisi şerifede evvel ma halakallahul arş. Bundan burada şarihin izah ettiği gibi evvel mehluk var mı yok mu? Ehl-i sünnet akidesince mehlukat hadistir. Ezeli değildir. Halk olunmuştur. Halk olununca tabi onun evveli olacak. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri evveli yok. Bu mehlukatın evveli var. Evvela evvel mehluk var. Evvel mehluk ya arş ya kalem. Hangisi olursa olsun ehl-i sünnetin akidesi bu. Peki yani mehlukatın evveli yoktur. Havadisle evvele daha diyen de var mıymış? Varmış. Bu şerh diyor ki İbn-i Teymiye bazı eserlerinde bunu iddia ediyor. Havadisle evvele daha. Bu vakitte gideme gider. Alemin güdemine kayıl olur ki bu ehl-i sünnet akidesine muhaliftir. Evet. İbn-i Teymiye'ye bazı yerlerde hücum ederler. Birisi de bu. Alemin güdemine kayıl olduğunda. Havadis de evvele daha. Keman sözün kendisi de tenakuz meydana getiriyor. Hem havadis diyor. Havadis ne demek? Sonradan hadis olan şey. Hem de ne diyor? La evvele daha. Evveli yok. Evveli olmazsa daha hadis nereden oluyor? Yani onların meksedi havadis. Ondan evvel de havadis var, ondan evvel de havadis var, ondan evvel de havadis var. Bu nereye gider? Bunun nihayeti, nihayeti yok diyor, böyle gider. Gidem oldu bu. Onun için ehl-i sünnet akidesi buna muhaliftir ve bu İbn-i Teymiye'nin bu sözünden dolayı kendisine çok hücumlar vuku bulmuştur. Ve bi cemii biz levh-i kaleme iman ederiz ve bi cemii ma ol bir şeyin cemiyesine iman ederiz ki fihi levhte kadru kim rakam olundu yazıldı. Levh-i mehfuza yazılan şeylere de iman ederiz. Felev içtema'a eğer toplansa el halku mahlukat küllühüm hepsi ala şeyin bir şey üzerine toplansa ki ketebehullahu ta'ala Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yazdı fihi levh-i mehfuzda ki ennehu kainun o olacaktır. Levh-i mehfuzda olacağını yazmış olduğu bir şeye bütün mahlukat toplansa ki liyece'aluhu onu kılalar ne kılalar? Gayre kain. Evet, gayri kain kılalar. Yani olacak bir şey olmayacak kılalar. Cenab-ı Hak tekdir etmiş, levh-i mehfuzda da yazmış. Bu olacak. Bütün mahlukat toplansa ki biz bunu olmayacak yapalım. Lem yakdiru aleyhi ana kudretleri olmaz. Velev içtemeu yine toplansalar küllühüm mahlukatın hepsi ins, cin hepsi toplansalar ala şeyin bir şey üzerine içtima etseler ki lem yektubhullahu teala fihi
Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onu levh-i mahfuzda yazmadı. Olmayacak o şey. Toplansalar ki liyeti aluhu onu kılalar, kainen olacak kılalar. Olmayacak bir şeyi olacak yapacaklar. Lem yakbiru aleyhi, ona da kudretleri yetmez. Ceffel kalem, kalem kurudi, kalemin mürekkebi kurudi. Neyi? Kalem. Neyle kurudu? Bima ol bir şeyle ki huve o kainun olacaktır. İlahiyumul kıyama, kıyamet gününe kadar olacak şeyleri kalem yazmış ve kurumuştur. Yani haşa ve kella Cenab-ı Hakk'ın yazmış olduğu kalemin, halketmiş olduğu kalemin mürekkebine, yaş suyuna yazıyor da kurumuş. O manaya değil. Bir de teşbih yani. Nasıl insan mürekkebe batırır kalemi yazar, ondan sonra mürekkep kurursa öyle teşbih ediliyor. Yoksa kalem nur. Nuruna yazmıştır. Levh-i mehfuzda bildiğimiz suyuna, siyah mürekkebine yahut da yeşil kırmızı mürekkebinin değil. Kalem nuruna yazmış. Kurumuştur manası ne? Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o kaleme emretmiş. Kalem de levh-i mehfuzda ta mehlukat daha meydana gelmezden evvel, hiçbir şey yaratılmazdan evvel Cenab-ı Hak levh-i kalem-i halk etmiş, o yazmış dahil. Ne dünya yaratılmış, ne göller yaratılmış, ne cennet cehennem yaratılmış, ne ervah yaratılmış. Bunlar yaratılmazdan evvel kalem levh-i mehfuzda bunların geleceklerini, yaşayacaklarını, hayatlarını, sa'id olacaklarını, şekli olacaklarını bütün tefsilatıyla Cenab-ı Hak yazmış, o iş orada bitmiş. Ondan sonra başlamış zuhurat. Zuhurat yavaş yavaş başlamıyor. Zuhurata gelmiyor ha. Cenab-ı Hak ondan sonra yerleri yarattı. Ondan sonra göğleri yarattı. Ondan sonra mahlukatı yarattı. Ondan sonra artık sırası gelince doğar, ölür, gider. Ha şimdi orada da var. Cenab-ı Hak yerlerimi evvel yarattı, göklerimi evvel yarattı. Ayet-i kerimede diyor ki nasıl ayet-i kerime? Cenab-ı Hak yeri yarattı. Sümme halaka seb'a semavati. Yeri yarattıktan sonra sümmeyle getiriyor ki sümme halaka seb'a semavati. Ha, bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak evvela yerleri yaratmış, ondan sonraki göğleri yaratmış. Sümme steva alel arş. Arş üzerine istivası da göğleri halkettikten sonra. İstivada geçti ya, istivanın keyfiyetini bilmiyoruz. İstikrar manasına demek değil. Tevil de etmiyoruz. İstiva neyse, istiva da yerleri ve gökleri halkettikten sonra istiva rükua geliyor. Ve ma ahtal abdu. Kul hata etmedi. Neyi? Lem yekun bir şey ki liyusibehu isabet eder. وَمَا أَصَابَهُ isabet etmedi. Lem bir şey lem yekun liyukta'ya, o hata ettiğimiz isabet etmedi. Yoksa ben yanlış mı tabir ettim? مَا اَخْتَى burada Cenab-ı Hak bir kula hata ettirdiyse o sevap edemez mi? مَا burada nafiye mi? Evet. مَا yoksa mevsufe mi? مَا ol bir şey ki اَخْتَى hata etti. الْعَبْدُ قُلْ lem yekun olmadı li yusibehu, ona isabet eder. Ma akhta al abde lem yekun yusibehu. Ma akhta al abde abde faili Cenab-ı Hak olursa Allah-u Teala bir kuru la o olmaz. Olmaz mı? Olmaz. May mevsule olsa da he? May mevsule. Ma ul bir şey ki akhta ul bir şey ki akhta hata etti. Al abdu kul lem yekun okul olmadı, liyusibehu ona isabet eder olmadı. Mana ne çıktı bunda? Ve ma ol bir şey ki esabehu ona isabet etti. Kul ona isabet etti. Lem yekun liyuhtiyahu, ona hata eder olmadı. Kul, ha, şu anladım. Ma ol bir şey ki esabehu, kul onu dünyada yaptı. İsabet etti, onu yaptı yani. Evvel ötekini alalım.
Ma ul bi şey ki ahta hata etti. Al abdukul. Hata etti, yapmadı. Yani yapamadı. O elinden gitti. Fert oldu, yapamadı. Lem yekun li yusibehu, ona isabet eder, olmadı. Olamaz yani. Eyvah, fırsat elimden geçti. Geçmesene zaten, o mukadder değil ki seni yapasan. Hani biz deriz, eyvah, fırsat elimden geçti. Fırsat ne? Fırsat elinde olsa bile yapamazsın. Çünkü mukadder değil. Ve ma ol bir şey ki asabehu, ona isabet etti. Yani o kul onu yaptı. Lem yekun li yuhtayahu, onu da yapamaz olamazdı. İlla yapacak. Keşke bunu yapmasaydım. Elinde değil ki yapmasaydım. Elinde olacak, yapılacak. Evet. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tekdir etmiş, levh-i mahfuzda yazmış. Peki bu ibareden ne anlaşılır? Bu ibareden cebir mezhebi meydana çıkar. Adam diyor ki ya ben ne yapayım? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tekdir etmiş. Yapacağım şeyi elimde değil, yapmayacağım da elimde değil. Tekdir ettiğinden dolayı cebir lazım geliyor. Cebir lazım gelirse daha benim mesuliyetim nerede kaldı? Neden mesul oluyorum? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Cebbel kalem, cera macera ve cebbel kalem. Ha, ne cevap vereceğiz? İşte cevapsız mı kalacak? Evet, şimdi ayeti kerimeleri insan dikkatli okursa Cebriye'ye gitmez. Allah-u Teala Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de daima beşere hitabet ediyor. O beşerin hatalarından dolayı azap edeceklerini buyuruyor. Mesela Beni İsrail'e hakkında bir misal. Ve kânû yaktulûne l-enbiyâ ve gayrıha. Zâlike bimâ asıl ve kânû yâtedû. Daha evveli var. Allah-u Teala onlara lanet ediyor. Lanet ettiğinin sebebi ne? Çünkü kânû yaktulûne l-enbiyâ ve gayrıha. Haksız olarak peygamberleri öldürürdüler. Cenab-ı Hak onlara lanet etti. Öyleyse ne sebepten? Kendilerinin isyanları sebebiyle. Şimdi Cebriye'ye kâil olan adama sormalı. Bu ve bunun gibi birçok ayet-i kerimeler var. Evet. Beşere Cenab-ı Hak hitap ediyor. Şu işi yaparsansa cehennemde azap göreceksin. O adama niçin hitap etti? Cebir olsa hitap eder mi Cenab-ı Hak? Ve mâ rabbuke bizallâmin lil'abîd. Cenab-ı Hak o kullarına zulmedici değil ki. Zerre kadar zulüm yok. Ve kuluna da hitap ediyor ki bak şunu yaptığından dolayı sen cehenneme gittin. Şirk yaptığından yahut zulüm yahut yalan söylediğinden dolayı cehenneme gittin. Eğer cebir olsa bu Cenab-ı Hak Hazretleri kullarına bunu söyler mi? Söylemez. Bir taraftan bakıyorsun ki her şey takdir ile. Bir taraftan da bakıyorsun Cenab-ı Hak Hazretleri kullarını karşısına almış, onlara emir veriyor. Şunu yap, bunu yap, bunu yapma, bunu yap, bunu yapma. Mesela hurrimet aleyküm el meytetü ve demü ve lehmül hınziri. Haram kılındı kime? Size. Kim haram kıldı? Cenab-ı Hak. Adam geldi yedi. Ya Rabbi sen haram kıldın ama fakat bana bir kudret vermedin. Ezelde bunu tekdir etmişsen ben bunu yiyeceğim. Yediğim gibi de günahkar olacağım. Benim suçum ne? Halbuki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki yeme. Sana emir veriyor. Kudreti olmayan bir adama Cenab-ı Hak emir verir mi? Vermez. Mesela aklı olmayan bir deliye ey kulum sen deliydin ama sen gittin öyle eti yedin. Hınzır eti yedin. Binaenaleyh seni cehennemde azap edeceğim diyecek mi Cenab-ı Hak? Yok. Mükellef değil. Niçin? Ona akıl vermemiş. Onu mükellef kılmamış. O deliye Cenab-ı Hak azap etmediği gibi hayvanata da icabında mükellef olmadığından dolayı gel ey filan hayvan sen işte gittin filan hayvanı zulmen onu boğdun, öldürdün yahut da zulmettin diye onları azap edecek mi? Yok, mükellef değil. Demek ki insana Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin vermiş olduğu bir akıl,
bir cüz-i irade diyoruz, bir de cüz-i irade var ki ondan dolayı bu hitaplar tereddüt ediyor. Binaenaleyh ileriki derslerde de okuduk, bir adam cüz-i iradeyi inkar ederse bu vakitte kendisine tereddüt eden ne? Seyyare gibi şoför binmiş, istediği tarafa sürüyor, adam mesul değil. Madem cüz-i irade yok. Cüz-i irade yok, öyleyse bu kitaplar neye? Boşu boşuna mı? Cenab-ı Hak, ya ehlel kitabı teala, la kelimetin sevâin beynena ve beynekum. O kadar emirler var, nehiler var. Mesele uzun. Evet. Hulâse-i kelam, insanda Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri bir irade halketmiş. O irade de iradeyi kendi iradesine karşı cüz'i diyoruz. İrade-i külliye karşı cüz'i o. Yoksa o adamın kendi ef'alına göre değil, kendi ef'alına göre o iradesine malik ol. O iradesine göre hareket edecek, ona göre mesul olacak. Cüz'i ne demek? Yani Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri'nin bir irade-i külliyesi var ki, beşerin fevkunde birçok şeyler var ki insanın irade-i cüz'iyesinin haricindedir. O irade-i külliyenin tehdindedir. Ama insanın ef'alında da ufacık bir irade vermiş. O irade insana göre kafi. İstediği kadar işleri yapabilir. Şu anda insanın ef'ali iki türlü olur. Bir kısmında kendi iradesinin hiç tesiri yok, bir kısmında var. Kendi iradesinde tesir olmaya ne gibi? Doğması. Ne vakit doğacak? Elinde mi insanın? Yok. Öleceği. O da kendi elinde değil. Bunlar irade-i külliyenin haricinde, irade-i külliye tahminde. Sonra bu ölüm ile doğum ile ölüm arasındaki yaşayışı, sıhhatte mi olacak, hastalık mı çekecek, zengin mi olacak, fakir mi olacak? Bunda da insanın kendi iradesinin bir tesiri yok. Bu da irade-i külliye. Sırf irade-i külliye altında. Evet. Ondan sonra bu adam kiminle evlenecek? Evlendikten sonra oğlu kızı olacak mı, olmayacak mı? Oğlunun kızının boyu bosu nasıl olacak? Akli fikri nasıl olacak? Kendisine yar olacak mı, olmayacak mı? Dost mu olacak, düşman mı olacak? Bunlar hep insanın kendi iradesinde olmayan şeyler. Peki ya kendi iradesinde olan şeyler? Ha, kendi iradesinde olan şeyler. Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri'nin göndermiş olduğu peygamber vasıtasıyla bir takım ehkam var. Evamir ve nevahi. Onları Cenab-ı Hak diyor ki benim emirlerimi tutun, nehilerimden de kaç. İşte orada insanın irade-i cüz'iyesi var. Emirlerini tutmakta, nehilerinden kaçmakta insanın kendi iradesi var. O iradeyi suistimal ettiği takdirde mesul olacak. Onu inkar edemez ki efendim benim iradem yok bunda diyemez. Dese kendisini izam etmeyi gayet kolay. Şimdi bu firak-ı dalle ibadete gelince ibadeti yapmaz. Onu ne yapayım? Netmişse ezel etmiş benim suçum nedir? Dünya işine menfaatine gelince oho iradesinin birkaç mislini yani zorlar ki birkaç misli o iradeyi meydana koyar. Mesela irade-i cüz'i inkar eden bir adam bir dükkan tutacak. Alışveriş yapacak. Adam bakar, arar. İyi, güzel bir mevkiinde bir dükkan arar. Adama de ki yahu sen iradeye tabiyesin. Buna ne lüzum var? Burada Seyyidina Hamze'nin yolunda mesafe olsun. Boş yerler çok, git orada. Bir kenarda bir dükkan aç otur. Kabul etmezler abi. Orada alışveriş olur mu ya? Seyyidina Hamze'nin yolunda kim gelip alışveriş yapacak? Yahu kader, senin kadere imanı var, biz iradenin tesiri yok. Mukadder neyse olacak, sana verilecekse verileceksin, git orada aç. Yok der canım. Esbaba teşebbüs de lazım, Cenab-ı Hak akıl vermiş. Ya orada dükkan olur mu? Ya sen kaderi cüz iradeyi inkar ediyordun, orada nasıl cüz iradeye dört elinden sarıldı? Ya orada para var, menfaat var, menfaatine gelince irade-i cüz'iye var. Yok, ibadete gelince orada irade-i cüz'iye yok. İşte bak şeytan nereden aldatıyor. Daha bunun çok misalları var. Adam sabahtan kalkar. Gider. İş arar. Hammal mı, tüccar mı, esnaf mı illa bir sebep teşebbüs edecek. Teşebbüs edecek ki bir rızık sebebi olacak.
Şimdi o adama desen ki evinde otur yahu. Ne olmuşsa, ne yazılmışsa sana gelecek. Aminle gelecek. Fakat bu adam oturamaz hocam. Esbaba da teşebbüs lazımdır. Eğil işte, işte o esbab işte cüz-i irade, cüz-i iradeye teşebbüs edeceksin. Mecbur. Ama bizim itikadımız o cüz-i iradeye teşebbüs etmekle, iyi yerde dükkan açmakla illa parası çok olacak, zengin olacak bu manaya değil. O dükkanı yerinde bulmak, onu aramak, o da iradenin altındadır. O kendi iradesini sarf edecek, iyi bir yerde dükkan bulacak, sermayesini getirip koyacak, esbaba teşebbüs edecek. Ama onun fevkinde bir irade-i külliye var, ona onun gücü yetmez. Onun gücü neye yeter? O dükkanı yerinde bulmak, içine eşyasını koymak, kapısını açıp oturmak, o kadar. Ondan sonra müşteriyi göndermek, çekip getirmek kendi elinde değil. O Cenab-ı Hakk'ın elinde. Müşteriye ilham edecek, o gelecek, ondan eşya alacak, satacak, verecek. O kendi iradesinin haricinde. Kendi iradesinin bir hududu var. O kadar. Ve alel abdi, kul üzerine vaciptir. En ya'leme bile ki ennallaha Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kad sebeqe ilmuhu, Cenab-ı Hakk'ın ilmi sebeket etti ki külli kainin, her bir mevcutta min halkihi, kendi mahlukatından her bir kain, kain mevcut. Kendi halkından, mahlukatından her bir mevcutta ilmi sebeket etti. İşte esas mühim olan bu. İlmi sebeket etti, fekaddere. Cenab-ı Hak tekbir etti. Zalike, işte o ilmi sebeket ettiğinden bu mukadderatı tekdir etti, tekdiren tekdir etmekte. Öyle tekdir ki mühkemen, mühkem, böyle gevşek değil, kuvvetli, mübremen kat'i, şekli şüpheleri. Ehl-i sünnetin akidesi bu. Bunu iyice belirleyeceksiniz ki Cenab-ı Hakk'ın evvela ilmi mehlukata sebket ediyor, mehlukatı biliyor. Ondan sonra levh-i mehfuza kaleme diyor yaz, levh-i mehfuza da yaz. İlmi ilahide tebeddül yok. Neyse o. Levh-i mehfuzda bazen olabilir. Yenfullahu ma yeşâ ve yusbitu indi ümmü kitab. Ama ilmi kitap, Cenab-ı Hakk'ın ilmi, o ilminde şey yok. Tebeddül ve teayyül yok. Cenab-ı Hak bildiğinde, bildiğinden dolayı, ilmi sebket ettiğinden dolayı tekdir-i ilahi oldu. Tekdir-i ilahi oldu, onda haricinde kimse çıkamaz. Küllüm yeserun lima hulikele, işte buradan geliyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri herkesi neye müyesser ise onun için halk etmiştir. Küllüm yeserun lima hulikele, ne için yaratılmışsa ona müyesser. Birisi bakarsan daima hayır işlerinde muvaffak olur, birisi de şer işlerinde. Niçin? Cenab-ı Hak onu hayır için halk etmiş, onu da şer için. Şimdi orada gene sual soracağım. Cenab-ı Hak niye bunu hayır için halketti? Bunu da niye şer için halketti? Cenab-ı Hak ilmi ezelisinde biliyor ki bu adam iradesini hayra sarf edecek, burada şerre sarf edecek. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ilahiyesi o kadar vardır ki dileseydi herkesi hidayet ederdi. Ve levşe Allahu lehedâkum ecmaîn. Hiçbir kimse dalalet yoluna gitmezdi. Fakat ona bakın. Cenab-ı Hak dileseydi, hidayet etseydi. Hidayet nedir? Cenab-ı Hak da lezzetlerinden bir nusret, bir yardımdır. Cenab-ı Hak kuluna yardım eder. O yardım sebebiyle o da hidayet yolunu seçer. Hızlan ise Cenab-ı Hak yardımını keser. Yardımını, hidayetini kesti mi o adam kendi kendine kalır. Kendi kendine kaldı mı yolu bulamaz, sapıdır gider. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onu illa sen git bir kötülüğü yap diye icbar etmemiş. Cenab-ı Hak hidayetini ondan kesmiş. Cenab-ı Hak dilese kesmezdi. Ama Cenab-ı Hakk'ın sırrı, la yüselen ma yefel, sırrı hikmeti öyle sual edilmez. Cenab-ı Hak böyle dileseydi herkesi bir ümmet halk eder. Halk etmemiş. Sual, sualda tereddüt edemez. La yüselen ma yefel. Leyse fihi naqidun. Cenab-ı Hak bu emri böyle yaptığından hiçbir kimse bunu bozamaz. Ve la muakkibun. Hiçbir kimse bunu da takip edemez. Bunu takip edelim de
bir noksan yerini bulalım. Belki döndürürüz, belki şöyle olur, yok. Cenab-ı Hakk'ın emri neyse o. Peki burada bir sual daha sor, gelir. Es-sadakatu teruddül bela ve tezidül ömür. Hadis-i şerif. Sadaka belayı reddeder. Ömrü ziyade eder. Ve tezidü fil mal. Malı da ziyade eder. Şimdi adam sormaz mı ki, madem ki mukadder neyse bu olacak, bu olacak. Bu sadaka nereden geldi, ortaya girdi? Bir adama mukadder olan bir bela gelecek, fakat sadaka verdiği gibi o sadaka o belayı def edecek. Bu taarruz, tenakuz olmuyor mu bu okuduğumuz ibareyle bu? Zahirde taarruz olur. Fakat hakikati düşünürsükse o sadaka de mukadder. O bela ona gelecek, mukadder, nazil olacak. Fakat bu adam da Cenab-ı Hak yani onu da takdir etmiş, sadaka verecek. O sadaka o belayı def edecek. O da takdirde. Çünkü dünyada bir sinek kanadını tepredemez, illa o da takdir edilmiş. Cenab-ı Hakk'ın ilmi icmalen ve tafsilen bütün mehlukata şamil. Zerre kadar herhangi bir hareketi Cenab-ı Hak bilmiş, ona göre takdir etmiş. Bunda şeylere, ehli bidetten bazılarına de reddiye var. Bazıları derler ki Cenab-ı Hak eşyayı cümleten bilir de tafsilen bilmez. Haşa ve kella. Cümleten de bilir, tafsilen de bilir. Ve ma ya'zulu en ilmihi misqalu zerre. Ayet-i kerimede var ya, Cenab-ı Hakk'ın ilminden zerre kadar hiçbir şey kayıp olmaz. Peki Cenab-ı Hakk'ın bu hükmünü nakziden olmayacak, muakip de olmayacak. Ve la müzi ve la mugayyir. İzale eden o da olmayacak. Tayir eden o da olmayacak. Ve la nakisun ve la zaidun min halkihi. Ve la nakisun, nakis yok. Ve la zaidun, ziyade de yok. Min halkihi, Cenab-ı Hakk'ın halkında. Fi semavati ve ardihi, göylerinde ve yerinde Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı ne kadar tekdir etmişse ne ondan noksan olur ne ondan ziyade olur. Size bir misal vereyim. Benim Mekke-i Mükerreme'de bir talebem vardı, Yemani. Benden biraz yazı öğrenmişti. 5. sınıfta, hatta bir defede biraz haylazlık etti. Bir ağacını vurdu. Şeyinin, yumuşak çubuğuyla değil, sert bir tahtayla vurdu. Eli incindi. Ondan sonra da benden biraz küstü. Sen niye beni böyle zulmettin, vurdun? Büyük kendisi, öteki ufak çocukların arasında haylazlık ediyor, öğrenmiyor. Aradan geçti, ben unuttum ama duyduğumu biliyorum. Ağaç parçasıyla eline vurduğumu hatırlıyorum, ismini de bilmiyorum. Aradan geçti. 5-6 sene sonra Mekke'de bir gün tesadüf etti, elimi öptü. Ya üstaz, ya üstaz, menende. Dedi ki, ente nesiteni, ente darabde ala yedi bil haşebenete evvel. Hatırıma geldi, evet dedim, böyle bir şey olmuştu, ben ağacıyla vurmuştum. Dedi ki, Allah senden razı olsun, o ağacın tesiriyle yazıya ihtimam ettim, yazı öğrendim. Şimdi neredesin? Dedi, Vadi Fatma'da üstaz yaptılar. Eğer yazıyı bilmeseydim, üstaz olamayacaktım. 3 maddeden ders okutmak şart. Ben diyor, ilk mektebi bitirdim. Nihayet bir nehvi üzerime aldım. Bir de mütalayı aldım. 3. yok. 3. de yazıyı aldım. Ben oraya hoca yaptılar. Şimdi Vadi Fatma'da ders okutuyorum ve sana dua ediyorum. O vakitte küstüm ama diyor, sonradan da dua ettim. Yalnız dedi, benim sana bir recem var. Dua et. Ben evlendim, çocuğum olmuyor. Esas ben bunu misal getireceğim. Dedi, çocuğum olmuyor. Bir dua et. Nasıl yapayım? Ona ben bir kelime söyledim. Dedim ki, sen çocuğum olmuyor diye muzdaripsin. Fakat senin kaza ve kader imanın var mı yok mu? Var. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri senin sülbünden dünyaya bir kimse gelecekse, bir oğlan bir kız gelecekse muhakkak gelecek. Gelmeyecekse ne kadar zorlasan faydası yok. Çocuğu olmayan bir adam gidiyor, ikinci bir aile oluyor. Cenab-ı Hak ikinci aileden ona dilemiş, ikinci aileden çocuğu oluyor. Çünkü o Cenab-ı Hak onu halketmiş.
Onu halketmiş, o gelecek. İlla o gidip ikinci bir kadın, ikinci kadın olmaz, üçüncü kadın yahut dördüncü kadın, illa o evlenecek, ondan çocuk olacak. Halketmemiş. Adam bir evleniyor, çocuk olmuyor, bir daha evleniyor, yine olmuyor, bir daha evleniyor, yine olmuyor. Ne kadar kaldı? Onu halketmemiş. Fayda yok. Ha işte bu. Ama Cenab-ı Hak halketmiş etmemiş, sebebi de terk etmeyeceksen. Olur, o adam mesela birinci aileyi almış, Cenab-ı Hak o birinci aileden ona çocuk vermeyecek, ikinci bir aile alması caiz, ikinci aileden verir. Olur ki ikinci aileden de vermez, üçüncü aileden verir. Çünkü bu hamil meseleleri bazen kadınlarda Cenab-ı Hak yani cins olarak, nevi olarak onu da halk etmemiş. Halk etmediğinden dolayı meyus olur. Hatta şeyde Hazreti Aişe radıyallahu teala anh'ın siretinde okudum. Çocuk olmamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Anasına şekve etmiş ki benden çocuk olmuyor, istiyor, arzu ediyor ki çocuk olsun. Anası demiş ki Beyti Kuhafe'nin bazı kızları akim kalır. O ailede var demiş. Yani Hazreti Ebu Bekir'in ailesinde bu şey varmış. Bazı kızlardan çocuk olmazmış onlardan. İşte Hazreti Ayşe de onlardan birisi oldu ki ondan hiç çocuk olmadı. Ta Mısır'dan Hazreti Mari'ye hediye geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Mari'ye Hazreti İbrahim'i dünyaya getirdi. Demek ki bu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Hazreti Ayşe'den evlat vermeyecek. Takdir etmemiş, fayda yok. Hazreti Mariye'den verdi. Ama o da yaşamadı. Ya onda da bir hikmeti var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evladı olmadı. Bir Hazreti İbrahim oldu, vefat etti. Ötekiler de Hazreti Hatice'den oldu, vefat etti. Erkek evladı yaşamadı. Öyle buyuruyorlar ki yaşasa peygamber olması lazım diye. Halbuki Resulullah Efendimiz'den sonra da peygamber yoktu. Onun için Cenab-ı Hak yaşatmadı evlatları. Onun hikmeti de bu. Diğer ailelerinin de olmalı hocam. Hı? Öbür ailelerinin de olmalı. Evet. Hayır, o öteki aileler zaten ekserisini dul, yaşlı almıştı. Belki vakit geçmişti. Hazreti Hatice'yi bekar almıştı. Yani ondan muhakkak olması lazımdı. Fakat işte validesi dedi ki Beytir Ebu Kuhafe'de bazı onların daha evvelki geçen kızlarda da böyle hekim kadınlar olmuş, evlat olmamış. Ve zâlike min akdil iman. İşte böyle itikad etmek bu imanın akdindendir. Ve usulil marife, marifetin usulundandır. Yani imanı mühkem bağlayacak mısın? Bunu böyle itikad edeceksin. Sonra marifeti tam aslından mı öğreneceksin? Bunu böyle bileceksin. Vel i'tirafi bi tevhidillahi ve rububiyyetihi, Cenab-ı Hakk'ın tevhidi ve rububiyyetini itiraflanır. Böyle itikad edersen Allah-u Teala'yı bir bildin ve onun Rab olduğunu bildin. Kema kâle Teala fi kitabih, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi ve halaka kulle şeyin fekadderehu takdira. Ve halaka, Cenab-ı Hak halketti kulle şeyin, her bir şeyi fekadderehu, onları takdir etti, takdira, takdir etmekle. İkinci ayet-i kerime ve kâle Teala ve kâne emrullâhi kaderen makdûra. Ve kâne emrullâhi, Allah-u Teala'nın emri oldu kaderen, kader oldu. Öyle kader ki mekdûra, tekitli. Yani Cenab-ı Hak her şeyi yerli yerinde öyle halk etti. Miktar ne ziyade olur, ne noksan olur. Feveylün veyl, helak demen bir kimseyedir ki sâre lillâhi teâlâ, sâre oldu lillâhi teâlâ, Allah-u Teala'ya fil kaderi, kader de hasîm. Veyl limen, bir kimse içindir ki sâre oldu lillâhi teâlâ, Allah-u Teâlâ'ya fil kaderi, kaderde hasîmun hasîm oldu. Allah-u Teâlâ'ya düşman oluyor. Ya Rabbi sen mesela boyu kısa, sen benim boyumu niye kısa yarattın ya Rabbi? Fakir, sen beni niye fakir ettin? Yahut da beni niye evlat etmedin? Allah-u Teâlâ'ya kaderde hasîm oluyor. Yahut da ömrümü niye uzun etmedin? Yahut da evlatlarımı niye elinden aldın? Cenab-ı Hakk'ın kazâ-ı kaderinde ona itiraz ederse işte bu helak edilir. Hatta bir hadis-i kutsi de var ya, فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ
fel yeltemis rabben sivayi. Her kim benim kaderime, kazama razı olmasa benden başka bir Allah istesin. Var mı başka Allah? Yok. Teslimiyetten başka bir şey yok. Ve ahtara. Evet. Allah-u Teala'ya hasim oldu. Ve ahtara hazırladı. Linnazari. Münakaşe için fihi anda kalben sakima. Kötü bir kalp. Hem de kötü bir kalp hazırladı ki Cenab-ı Hak ile münakaşe edecek. Hatta o münakaşeleri dünyada yaptıkları gibi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hikaye buyuruyor ki cehennemde de yapacaklar bunu. Cehennemde de Cenab-ı Hak'a itiraz edecekler ki hep sen yaptın bunları. Sen gaza ve kaderde dinleseydin bunları yapmazdın diye. İhsehu ve la tükellimuni. Cenab-ı Hak onlara bu sefer köpekler susun, sesinizi kesin, cehennemde azabınızı çekin. Lekad iltemese, iltimas etti. Bi vehmihi vehmiyle fi fahsil gaybi gaybi, fahsetmekte, anlamakta, sırren bir sırrı. Öyle sır ki ketimen, gizli olan bir sırrı iltimas etti. Kendi vehmiyle sırrı, kaderin sırrını araştıracak. Kaderin sırrında gizli olan Cenab-ı Hakk'ın beşerden gizlemiş olduğu o şeyi bilecekmiş. İmkanı var. Nasıl bileceksin sen? Cenab-ı Hak bunu men etmiş. O helake gitti işte. Araştıracak da ki kaderin sırrını vuku bilecek. Ve ade evdet etti bima ol bir şey ki kale dedi fihi anda ne olduğu halde efraken iftira edici olduğu halde esimen günahkar olduğu halde ve onu araştıracak eline de bir şey geçmeyecek. Ondan sonra Allah-u Teala iftira edecek, günahkar olacak. Başka bir şey yok. Yetmiş su yetmiş. Halbuki Cenab-ı Hak her şeyi halk etmiş, tekdir etmiş fakat bir kaderin sırrı bizden gizli. Bizi mükellef etmiş, bizim vazifemiz evamir-i ilahiyi tutmak, nevaisinden kaçmak ve bu yolda yani elimizden geldiği kadar sa'yı gayret edip ya Rabbi sen muvaffak edip Allah'ın hidayet nurunu istemek lazım. Allahümme ehdini fîmen hedeyt. Allah'ın ne dua ediyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yardımı olursa işte kolay olur. Yardım olmasa zorla da dur hiç. İlla hidayeti ondan isteyeceğiz. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.